Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda çemberde yay uzunluğu konusundaki 13. testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki o merkezi daire biçimindeki kağıt parçası eşit 4 parçaya kesilerek ayrılıyor. Evet daha sonra bu parçalarla ikinci şekil oluşturulmuş. Eşit parça diyor ama bunlar kaçar? 90'ar derecedir. 4 tane çeyrek daire mi var burada? Evet. 4 tane çeyrek daire. Bir tanesini hesaplarsak çarpı 4 demeye de gerek yok gerçi. Hepsi kullanılmış burada. E o zaman bunun hepsinin bütün yayların toplamı 2 pi r'ye kadar değil midir? Evet 2 pi r'ye kadar var. Artı bu da yarıçap bu da yarıçap çap. 2 e, tane de r. Toplamı kaçmış? 12 pi artı 12 eşit verilmiş. r yerine 6 yazarsak direkt geliyor mu? Geliyor. Yani r buradan 6 çıktı. 12 pi artı 12 yapması için. Evet cevap böylelikle c han oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi yarıçap çap. Şekildeki yamuğun. Arkadaşlar bu bir yamukmuş yamuksa şurası da bir birim toplam burası kaç oldu? 3, 4, 5, 6. Şurası da 2 birim burası da bir birim 2, 4, 6. Burası da 6. İkiz kenar yamuk çıktı. Ne yapıyorduk ikiz kenar yamukta? Dikmeler önemliydi. Şuradan bir dikmeyi çizdik. Buradan da bir dikmeyi çizdik. Şuraya geldiğini tam bilemem ama oraya düştü maalesef. Neyse dikmeler çizdiğimizde şu parçalar birbirine eşit oluyordu. Hocam burası bir birim. E, toplamda burası 3 birimse aşağısı da 3 birimdir. Toplamda burası kaç? Şu yarıçap 2. Burası da 2, burası da 2, burası 3 olduğuna göre 2, 4, 6, 9, 9 olduğundan dolayı 3'ü buradaysa bunlar 6 kaldı ikisine. O zaman 3, 3 yapacak. O zaman burası da 3, burası da 3 diyebiliriz. Aa burada güzel bir şey çıktı. Buradaki dik üçgen 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un 30 ve 60. O zaman bütün açılar çıktı. 90, burada kaçı toplamda? 120. Aynı şekilde burada kaçı da toplamda? 120. Şimdi ben buradaki yayların uzunluklarını bulabilirim. Evet bulabilirim. Çünkü şunlar isteniyor bizden. Şu yay uzunluğu yarım, bu yay uzunluğu yarıçap 1 olan yarım. Yani iki tane yarıçap 1 olan tam çember mi yaptı? Evet, 2 r'yi koydum arkadaşlar. Şunları hallettim. Sonra yarıçap 1 olan başka şuradaki var. Başka yarıçapı 2 olana bakalım. Şurası kaç? 60. Yarıçap 2 olan da 60 burası. Yarıçapı hop bu da 120. Hocam yarı çapı 2 olan bu var bir de. Bir de yarıçapı 2 olan bu var. Hocam tam bir daire burada Evet tam daireyi yazalım. 2 pi r yazdık. Şuradaki a yarım burada. E sonra 60'lık burada. 120'lik de burada. Toplam 180 yapıyor bu ikisi. E bir de yarım burada. Yani bir 180 yani tam bir çember yapmış oluyor. O zaman bu yarı çapı 2 olanlar tam bir çember yaptı. 2 pi r yazdık buraya. Ne kaldı? Şu yarı çapı 1 olanla yarı çapı 3 olan kaldı. 60 ve 120 derece. Yarı çap 1 olanın yarı çapı 1 olanın açısı 2 pi r. R'miz kaç? 1. Yarı çapı kaç onun? Bazen böyle aksilik olabiliyor. Heh, şöyle gitti. 2 pi r. Yarı çapı 1 olanın açısı 120. 120 bölü 360 artı bir de ne kaldı? Şuradaki yarı çapı 3 olanın 60 derecelik. 2 pi r 60 bölü 360 yazacağız arkadaşlar. Neyse şurası 4. 2 daha 6 pi yaptı burası. 6 pi yaptı. Şunlar şunlar gitti. 2 pi bölü 3 kaldı burada. Artı şu kaç kaldı? 2 kere 3 6. 60, 360 yaptı. Pi kaldı burada da. O zaman 7 pi artı 2 pi bölü 3. Yani 3 kere 21, 22, 23. 23 pi bölü 3 yapmış oldu arkadaşlar cevabımız. Yani ikinci soru böylelikle balık esir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çap uzunlukları 1 ve 6 birim olan böyle bir ip sarmışlar. Arkadaşım çemberler. Şu şekilde. Merkez çektik. Merkez çektik yapsak. Aynı hamleyi şurada da yapsak. Merkez çektik. Merkez çektik yapsak. Üstteki yaptığın hamle ile alttaki yaptığın hamle aynı ya. O yüzden sıkıntı yok. Burası 1 burası 6. E hocam ne yapacağız burada? Hop oh, bir dikdörtgen oluştursak şöyle. Ya da de oluşturalım ya. Alttaki daha böyle dik şey, şeyli duruyor böyle. Bir 6. Şu alttakini de dikdörtgen oluşturalım. Aynı şey gerçi. Fark etmiyor. 1 iken 1, 5 kaldı buraya. E, Sonra ne kaldı? Bize en yakın iki nokta arasındaki uzaklık. Arkadaş buranın 5, buranın 6 olduğunu biliyoruz. Çünkü yarı çaptan dolayı çemberler arasındaki en kısa uzaklıkta 3 olarak verilmiş. Merkezleri birleştirdiğimizde buradaki doğru şu aradaki uzaklık yani. E 6, 3 daha 9 1 daha 10. Arkadaş burası 10 çıktı. Burası 90 doksan ya. 90'ın karşısı 10 iken hangi açının? 30'un karşısı 5'tir. Burası da 60 yapar. Aynı şekilde burası da 60 e, burası da 90 olduğundan 120. E, o zaman burası da 120 oldu. Şimdi bak şimdi şurada kaç kaç yaptı? 120. 360'a tamamlayan. 60 60 120 ise o zaman buraya kaç kaldı? 240. Şimdi iplerin uzunluğunu bulacağız. Arkadaşım burası 5 iken burası 5 köküç mü yaptı? Evet burası da 5 köküç yaptı. Burası da 5 köküç yaptı. 5 köküç 5 köküç 10 köküç var elimizde. Artı hocam buradaki yay uzunluğu işte burada sarılan ipin uzunluğu soruluyor. Yay uzunluğu yarı 1. 2 pi r 120 bölü 360 artı şu 240'lık yarı 6. 2 pi r 240 bölü 360. Evet. Böylelikle sıfırlar sadeleşsin. 12'ye bölsen. 12'ye bölsen. 2 12 12'ye bölsen. 3. 3 ile de bu sadeleşsin. 2 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 pi yaptı burası. Şurada da bölü 3 var. Yani 10 kök 3 artı. Şurası kaç yaptı? 2 pi bölü 3. Sonra 2 kere 2 4 4 kere 2 8 pi demiştik buraya da. E, 3 kere 8 24 25 26 26 pi bölü 3. 26 pi bölü 3 artı 10 kökü yapmış oldu cevap. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik 4'e. Yanda bir kenar uzunluğu 6 birim olan ABCDF düzgün altıgenin kenarlarını çap kabul yarım çemberler çizilmiş. Hmm, yarı çapı 3 3. Peki bunu bulmaya çalışacağım. Bunu bulmak için ne yapmam lazım? Şöyle hocam şuradaki açıyı bulmam lazım ama özel bir üçgen oluşmuyor burada. Özel bir durum yapmalıyız. Yukarıda yapayım bakayım o işlemi. Şurada çap şeklinde ya bu. Şu çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. E burada da çapı gören çevre açı 90 derece. Aa hocam bak şurası da 90 derece. Burası da 90 derece. Doğrusal oldu. E düzgün altıgendi burası. E burası 6, 3, 3 yani. 120 ya. Bunlar 30, 30 yaptı. E o zaman 30'sa burası 60, burası da 60 yaptı mı yaptı. Şimdi 30'sa gördüğü yay nedir? Aynı hamleden dolayı bak 30'sa gördüğü yay ne oldu? 60 derece oldu. Şurası 60 derece yaptı. 30'su 60 ya da şuradaki de 60 yapıyor. E aynı hamleyi şurada da yapsam ben. Şurada da yapsam çapı gören çevre açı 90 derece. Burada da çapı gören çevre açı 90 derece. Şuradaki açı da 30 derece çıkar mı? 30-30. Evet. 30 gördüğü yay. Burası da 60 oldu. E o zaman burası da 60-60 ise buraya da ne kaldı? 60 kaldı. Aynı hamlelerden dolayı buradaki yayların ölçüleri de 60 derece yapacaktır. O zaman burası 60 burası 3 burası 3 olduğundan dolayı. Burası da 3 burası da 3 ise e o zaman buradaki şey çıktı arkadaşlar. 60 ise burada kaç? 60 çıktı. Ya da merkezden şey de oluşturabilirdik. Şunu şöyle çizdiğin zaman ne çıktı burada? 60 ya eşkenar üçgen çıktı. E zaten 60'lık yayın ölçüsü isteniliyor bizden ya. Şuradaki 60 sa buraya 60 bulduk ya. Hiç bunu da çizmemize gerek yok. 60'lık yayın ölçüsünü bulalım. Yani şuradaki yayın ölçüsünün bir tanesine x dersek hepsi x 6x isteniliyor bizden. O zaman x neye eşit? 2 pi r 60 bölü 360 eşit. Bu da kaç yapıyor? Pi yapıyor. Çünkü şunlar sadeleşti. E bir tane x pi ise o zaman x pi ise çevresi ne yapacaktır? 6 x yani cevap 6 pi yapacaktır. Dolayısıyla dördüncü soru C.Han oldu. Güzel bir soru. Geldik beşinci soruya. Arkadaşlar bunların toplamı şuna eşit. Öyle gerçekten öyle. Ama neyse boyalı bölgenin alanı 60 pi birim kare alandan da bahsetmiş burada. Şimdi alana da dalış yapacağız buradan mecbur arkadaşlar. Şimdi AB, BC ve CD oranlamaları 1, 2, 3. Arkadaşlar daireler birbirine benzer ya. Da, benzerlik oranında AB, BC ve B, CD. 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Yani çaplar oranı 1, 2, 3 ya da yarı çaplar oranı 1, 1, 2, 2, 3, 3. Aslında 3R, 3R, 2R, 2R, RR şeklinde desek daha sağlıklı olacak. Çaplar oranı ya da yarı çaplar oranı benzerlik ya. Benzerlik oranının karesi. 1 bölü 2 bölü 3'ün karesi ne yapıyor? Aynı şekilde bir dairede benzerlik de kullanabilirsiniz. Karesi 1/4/9 bölü 4 bölü 9 yaptı. Yani buradaki alan nedir? A ise buradaki 2 yarı çaplı alan kaç yapar? 4a yapar. 3 9a yapar. A dikkat et. 3 6 10 12r. Yani büyüğün yarıçapı 6r yaptı. Bir de 6 ile eklersem 36 yapacak. Büyüğün de alanı 36 yapacak. Yani şuradaki büyük yarım daire. Dairede de benzerliği uygulayabiliriz. 36 Hocam onu buradaysa buraya da ne kaldı? 26 A kaldı diyebiliriz sarı bölgeye. Boyalı bölgenin alanı 26 4 da 30. 30 A'yı kaç vermiş bize? 30 A'yı 60 pi vermiş. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 2 pi bu olarak buluruz. Boyalı bölgenin çevresi. A alanı 2 pi ya. A alanı ne eşit? Pi r kare bölü 2'ye eşit. Çünkü bak yarım dairenin alanı. O zaman burada pi'ler gitti. 2, kere 2 4. R kare 4 çıktı. R'yi de birlikte 2 bulduk. Boyalı bölgenin çevresi isteniyor. Tamam. Aynı şekilde çevrede de benzerlik oranı. Ama benzerlik oranı 1-2-3 ya. O zaman burası X iken. Hatta burası A iken. Burası 2A. Ama benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. E, çevrelerde de benzerlik oranı ile oranı aynıdır. Değil mi? Yay uzunlukları en azından. O zaman burası 3A'dır. Büyüğün yarı çapı da 6R 6A olduğundan 6A'dır. Bir tane A'yı bulsak yeterli. Ya da tek tek hepsini de hesaplayabilirsin ama bence gerek yok. Böyle hep yarım daireler varsa benzerlik alan ilişkisi, benzerlik çevre ilişkisi yapabilirsin. E ben bir tane A'yı bulabilirim. 2 pi R bölü 2. Yani 2 pi R bölü 2 o da 2 pi yaptı. Bizden 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A isteniyor. 12 A da böylelikle 24 pi çıkar. Yani cevap Akçay yaptı arkadaşlar 5. soruda. Geldik 6'ya. Hmm, en sevdiğim arkadaşlar hangi şeklin etrafına koyarlarsa koysunlar. Üçgen koyarlarsa şöyle ip sararlarsa şöyle konu anlatımında da anlattım. Yay uzunlukları toplamı her zaman bir daire yapıyor. Beşgende koymuş bu yay uzunlukları toplamı her zaman bir dairedir. Bir de beşgen çevresini yaparsak sayarsak olay bitti. Sebep ne biliyor musun? Sebebi çok basit aslında. Merkez teğet çektikleri böyle koyunca işte burada bir dikdörtgen çıktı ya burada. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Sen buraya alfa dersen buraya 180x alfa kalıyor. Dikkat et. Bak 180x alfa. Ondan sonra şöyle şöyle ee, sonra merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. 90-90 ya. Buraya beta dersen buraya 180 eksi beta kalıyor. Aa hocam. Burada bir beşgen var. Alfa, beta bilmem ne. Teta bilmem ne. Hepsinin toplamı. Ama önemli değil. Alfanın 180 eksi alfa ya burası. 180 eksi alfa yapıyor ya. Alfanın dış açısı gibi oldu. E düzgün beşgende dış açılar toplamı 360 yaptığı için. Bu açıların toplamı dış açılar toplamına eşittir. Dış açılar toplamı da nedir? Dış açılar toplamı da her zaman 360'tır. O yüzden bu yayların toplamı 360'lık bir yay uzunluğu yapıyor arkadaşlar. Bir de şurada merkezdeye çektik çektik yapınca bu beşgen çevresi ne demiş? Ee, beşgen çevresi kaç birimdir diye söylenmiş bize. Şimdi beşgen çevresini hesaplayacağım. Bak şimdi. Şuraya A diyecek olursam burası A mı? Evet. B ise B, C ise D ise D. Şurası da E ise Evet. Şimdi ne yapacağız? Bize 10 cm yarı çaplı markaralar. Yarı çapa 10 ya. Yay uzunlukları. Bu yay uzunlukları toplamını bulalım. 2 pi r artı a artı b artı c artı d artı e. Neye eşit arkadaşlar? 85 piye eşit değil mi? Çünkü ipin uzunluğuna eşit bu. Burası 20 pi. Öbür taraftan attık. O zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? 85 daha 20 çıkınca 65 pi kaldı. Çevresi kaç pi'dir diye soruluyor. O zaman cevap 65 pi yaptı arkadaşlar. Altıncı soru Denizli oldu. Dediğim gibi hangi şeklin etrafına böyle bir eş daireler koyarlarsa o temas eden ipin yay uzunlukları toplamı her zaman bir tam daire yapıyor. Bak beşgen oldu. Dış açılar toplamı oldu. Dış açılar toplamı 360 olduğundan dolayı ispatta çok güzel oldu. O yüzden bu şekilde yaptık. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çap uzunluğu r birim olan bir çemberin çevresinin uzunluğu 2πr formülüyle hesaplanır. Bir tanesinin alanı 12 3 birim kare olan 4 tane eşkenar üçgen. Arkadaşlar 4 tane eşkenar üçgen. 60 60 60ları bir yazayım. 60 60 60'ları yazayım. Şurada da 60 60 60'ları yazdım. E, o zaman burası doğrusal oldu. Hatta burası da 60 60 60. Burası da doğrusal. Burası da doğrusal. Yani büyük üçgende bir doğrusal oldu. Evet bir tanesinin alanı a kare kökü 3 bölü 4 eşittir 12 kök 3 ise köküçler gitti 48. A da kök 48 yani 4 kök 3 yaptı. Bir kenar 4 kök 3 oldu. Şurası 4 kök 3 burası da 4 kökü 3. Bu çemberin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bunun çevrel çemberisi değil mi? Evet. Köşelerinden bir çember çizilmiş. Çevrel çemberi. Arkadaşım bir üçgenin, eşkenar üçgenin, çevrel çemberin merkezi nedir? Her şeyin merkezidir. Yükseklerin kesim noktasıdır. Şeylerin kesim noktasıdır. E, açı ortayların kesim noktasıdır. Falandır filandır. E hocam burası yükseklerin kesim noktası işte. Bunu özel olarak bilme ÖSYM e soruyor çünkü. Yükseklerin kesim noktası aynı zamanda eşkenar üçgende. O ya zaten biz bunu bütün düzgün çokgenlerde demiyor muyuz? Bütün düzgün çokgenlerde e, bu simetri eksenlerin kesim noktası kesim simetri eksenleri bu yükseklikler her şeyin merkez oluyor. İşte çemberin merkezi, ağırlık merkezi falan filan. E, burada o zaman 30'un karşısı, karşısı 4 kökü 60'ı karşısı 4 kökü kökü katından dolayı 12 yapacak. Burası 12 ise burada 1'e 2 oran var. Bu 4'e 8 mi yapacak? Evet. E yarı çapı kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Çünkü burası 8 olduğundan dolayı bu çemberin çevresi isteniyor. 2 pi r yani 16 pi yapar arkadaşlar. Cevap 7. soruda Cehan oldu. Geldik 8'e. Çok gittik. Dikdörtgen şeklinin içinde böyle çeyrek ve yarım daireler kullanılarak şöyle bir şekil oluşturulmuş. Buna göre şey soruluyor bize. Bunun yarı çapı çevresi. Boyalı boyayın çevresi. 3. Burası da 3 mü? 3. Toplamda burası kaç yaptı? 8. Hocam bunun yarı çapı 1. Burası da 1. Bunun yarı çapını bilmiyorum. ama bunun yarı çapını da bilmiyorum. Şurası 5 iken burası 5. Toplamda burası kaç yaptı? 6. 6 olduğundan bunun yarı çapı 3. 3. 3. 4. Tamam 8 olduğundan bunun yarıçapı çapı da 2 mi oldu? Evet. Şimdi hesaplayalım mı hesaplayalım. Yarıçap 1 olan 2 pi r bölü 4 çeyrek daire artı. Yarı çapı 2 olan yarım daire 2 pi r bölü 2 artı. Sonra çeyrek daire yarıçapı 3 2 pi r bölü 4 artı. Sonra yarıçapı şey olan 3 olan çeyrek daire 2 pi r bölü 4 artı. Bir de yarıçapı 5 olan şunu da hesapladım şunu da Yarı çap 5 olanı da yazalım. 2 pi 5 bölü 4. Şimdi şu hariç. Burası 2 pi. Diğerlerini toplayalım. 2 pi burada. 6 pi burada. Toplam 8 pi yaptı. 6 pi de burada. 14 pi yaptı. Ee, 10 pi de burada. 24 pi bölü 4. 24 pi bölü 4 kaç yapıyor? 6 pi yapıyor. 6 pi. 2 pi de burada. Toplamda da kaç pi yapmış oluyor o zaman? 8 pi yapmış oluyor. Yani 8. soru denizli oldu. Ve geldik 9. soruya. Şekilde verilen ABC'de dikdörtgen biçimdeki tahta bloğun AB arası 3. AD kenarı da 4 cm uzunludur. Buna göre tahta blok belirtilen yönde 3 kez devrilirse. Arkadaş D köşesini alacağı yol soruluyor bize. Şimdi B noktası etrafında döndüreceğim değil mi? Evet döndürdüğüm zaman öncelikle şuna bakalım. Sen bunu dikdörtgeni devirdiğin zaman şurası 3. 3 kez devireceksin. Birincisi burası. İkincisi şöyle oldu. Üçüncüsü de şöyle mi olacak? Evet. Şimdi şeye bak. D'ye bak. Şurada D. Nereden? Buradan buraya gelecek. Değil mi? D buraya geldi. Sonra buradan buradan devirdiğin zaman ne olacak? Buradan devirdiğin zaman da şu şu köşe etrafında devirdiğin zaman şuraya gelecek. Sonra 3 kez devrilirse D köşesini alacağı yol. E tamam. Bir kez devrildiğinde D buraya geldi. Sonra bir kez devrildiğinde D buraya geldi. Sonra bu köşe etrafında devireceksin. D aynı yerinde kalmış oluyor. İşte D'nin aldığı yol soruluyor. Burada şuna ait bakacak olursak arkadaşım. Şimdi D noktası B'ye olan uzaklığı buyken şimdi B'ye olan uzaklığı bu oldu. Ne oldu böyle? Yol alırken nasıl yol aldı? Hocam D köşesi devrilirken hop şöyle dairesel bir yol aldı. Peki o dairesel yolu hesaplayalım. İşte şuradaki dairesel yolu aldı. Sonra burada ne oldu? Buradan da şu uzunluk buraya dairesel bir yol olacak. Şöyle değil mi? Evet bizden şu yay uzunluğu artı şu yay uzunluğu isteniliyor. Sonra burada da kalıyor zaten. Şimdi D'ye bakalım. Arkadaşım 3, 4, 5 aynı şekilde burası da 3, burası da 4. Aynı üçgen bunlar. Hocam alfa, beta. E, alfa'yı gören 3 ise alfa'yı gören 3. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğundan bu çeyrek daire dönmüş oldu. Yarı çap 5. 2 pi 5 bölü 4. Yay uzunluğu burası. Sonra burada da çeyrek daire dönmüş oldu. Yarı çapı da kaç burada? 3. O da 2 pi r bölü 4. 10 16. 16 pi bölü 4 yaptı. O da 4 pi yaptı arkadaşlar. Cevap böylelikle balık esir oldu. 9. soruda. Tamam. Dediğim gibi bak D köşesi hop buraya geldi. Sonra buradan hop buraya attı. Sonra bir daha devrildiğinde D köşesi aynı yerinde kalıyor sadece. Yani bizden buradaki ay uzunluğu şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen olduğundan. Bak şu üçgenle şu üçgen eş üçgen. Aynı üçgen olduğundan. Burası 3'ü gören alfa ise 3'ü alfa yazdım. Burası da beta ise burası da 90 derece yaptı. Güzel bir soru. 9. soruyu balık eseri bulduk. ÖSYM'de çıkmaya aday. Evet böylelikle 13. testi hallettik. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda. 14. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.